Leh Prenses Anna Jagiellonka haber yollamış. Münasip bir vakitte İstanbul'a gelmek istiyorlarmış. Leh Prenses öyle mi? Lehistan Kralı Zygmunt'un kızı. Bilhassa Hürrem Sultanımızla görüşmek istemişler. Ne görüşebilirler ki validemle? Sultanımızın kendi topraklarında doğduğunu söylüyorlar. Zannederim bu vaziyeti siyaseten kullanmak niyetindeler. Anlaşıldı. Daha önce hiç prenses görmedim. Tanışmakta fayda var. Münasiptir, gelebilir. Emredersiniz şehzadem. Ne tuhaf değil mi Sokollu? Herkes Mustafa abim beklerken saltanat naibi olarak ben tayin edildim. Neden tuhaf olsun şehzadem? Ne de olsa Saruhan sancağında siz varsınız. Herkes aksini düşünürken sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yoksa sadece gönlümü avutmak mı senin derdin? Ben hünkârımızın zekasına ve aklına hayranım şehzadem. Sizde diğerlerinde olmayan bir ışıltı görmüş olmalılar. Tıpkı benim de gördüğüm gibi. Yarın ne olacağı meçhul Sokollu. Lakin bazı şeyler var ki onlar kanunlar gibi açık ve kati. Mesela Bayezid tahta çıkarsa Rüstem vazifesine devam eder. Mustafa abim tahta çıkarsa adamlarından birini getirir. Ben tahta çıkarsam yanımda itimat edebileceğim tecrübeli birini isterim. Lakin o kim olur bilmiyorum. Siz kimi münasip görürseniz o. Belki de o sensindir Sokollu. Lütfediyorsunuz şehzadem. Leh prensesi ziyaretinize gelmek ve sarayda misafiriniz olmak isterler. Leh prensesi. Prenses Anna Jagiellonka. Doğduğum toprakların sahipleri ayağıma geliyor demek. Lütfumu esirgemek olmaz. Gelsinler madem. Rüstem'in yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Malum, düşmanlarım. Ne vakit hünkârımız sefere çıksa, ilk iş bana saldırıyorlar. Merak etmeyin sultanım. Ben her türlü tedbiri aldım. Âlâ. Bir gözünde Selim'in üzerinde olsun. Bir yanlış yapmaya kalkarsa beni haberdar et. Emredersiniz sultanım. Lakin şehzademiz Saruhan'da hayli tecrübe edinmiş gibi görünüyor. Mühim bir hata yapacaklarını sanmam. Öyle mi dersin? Benim şahit olduğum bu sultanım. Bu saraydan Saruhan'a giden şehzade ile şu an tahta sahip çıkan şehzade arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar muhteşem ve etkileyici. Yedi iklimin sultanına ancak böyle bir taht yaraşır. Hünkârımız dışında başkasının oturması zinhar yasak değil mi? Ama burada sadece ikimiz varız. Kimse bizi göremez. İstiyorsan kime yakın olmalısın? Esas muhatabın kim biliyor musun? Hünkârımız elbette. Hayır şehzadem. Validen. Hünkârımızı sev, say, gönlünü hoş et. Ama evvela validen gelmeli senin için.
Kaç gündür buradayım. Herkesin dilinde Hürrem Sultan ve onun eşsiz zaferi. Muazzam gücü. Bizim topraklarda bir laf vardır. Erkek saltanatı sürer, yöneten ise kadındır.